Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir kum saatiyle daha karşınızdayız. Yer yer programımıza katılan Eser Karakaş Hoca bugün yine bizlerle beraber gündemi değerlendireceğiz. Efe Çaman Hoca ile sürekli programı beraber yapıyorduk biliyorsunuz. Üniversitesinde bir grev var. Öğretim görevlilerinin haklarını iyileştirmesine dönük. Orada nöbetçiymiş. Onun için bugün katılamadı. Selamları var. Eser Hocam size de çok selam vardı. İzleyenlerimize de çok selam Bilmukabele. var. Bilmukabele. Siz nasılsınız Eser Hocam? İyisiniz. Görüşmeyeli. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sorun yok. Fransa Strasbourg'lu oldunuz artık epey. Ben 2008'den beri burada oturuyorum. Eyvallah. Yani benim buraya gelişim 2016'dan önce oldu. 16'dan 8 sene önce oldu. O da, Evet. evet. Birçok ortak noktamız var. Eser Hocam sizinle aynı üniversiteden mezunuz. Aramızda epey bir yıl farkı olsa da üniversitenin dertleriyle Abartma, abartma, abartma. Bir iki yıl diyelim ilgileniyorsunuz. ki. Kısmık. Birkaç yıl diyelim hadi. Üniversitemizin başına getirilen tuhaf sorunlar Türkiye'nin şeyini yaşıyor maalesef. Görüyorum size takip ediyorsunuz. Aynı zamanda Fenerli olma noktasına doğru taz. Yurt dışında yaşıyoruz. Çok da böyle kendi isteğimize Arkada bağlı olarak arkada yaşamıyoruz. bayrağım var gözüküyor herhalde. Evet, sizin Fenerbahçe sadakatiniz güçlü. Hocam hemen gündeme geçebiliriz. Ben Benim Kadıköy arz... doğumluyum. Çok önemli bir şeydir. Mahallenin takımı yani. O Kadıköy evet. doğma büyümeliyim yani. Kadıköy'de doğdum büyüdüm. Dolayısıyla mahallenin takımı yani. Ben mahallemin takımı tutuyorum yani. Mahalle takımı tutuyorum. Has ve öz Fenerbahçeli. Aynen öyle. Hocam ben şeyi konuşalım istedim. Gündemde birçok konu var tabii. Onları da değerlendirebiliriz vaktimiz el verdiğince. Ama muhalefetin yani Türkiye'de iktidar cephesini herkes biliyor. Zaten o 140-50 kanalla kendini anlatıyor. Ama muhalefetin bir çabası var. Çok sınırlı şartlar içinde kendini ifade etmeye çalışıyor. Medyada büyük bir baskı var. Yargıda yani bağımsız yargı diye bir şey yok. Bir sözünden, bir kelimesinden dolayı Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getirmiş bir yargıdan söz ediyoruz. Şartlar hiç eşit değil ama muhalefette her şeye rağmen direnişini sürdürüyor. En son çabalarından biri, en son ataklarından, hamlelerinden biri muhalefetin bir ortak politikalar mutabakat metni yayınlamak oldu. Bunu birazcık detaylandıralım istiyorum. Bunun etrafında seçim, tabii programa başlamadan önce de konuşuyorduk. Seçimi kazanamazsa bu ne kadar entelektüel, ne kadar kapsamlı, ne kadar parlak bir metin de olsa bir anlamı olmayacak. Dolayısıyla onu da konuşacağız ama yani bu altılı masanın hazırlamış olduğu mutabakat metnini mutlaka incelemiş olduğunuzu düşünüyorum. Siz böyle bir heyecanlandınız mı, umutlandınız mı? İlk tepkiniz ne oldu? Çok saygı duydum. Büyük bir çaba çünkü yani. Ve Türkiye'de dünyada da böyle şeylere çok alışık değiliz. Altı farklı siyasi parti. Hakikaten farklı yani mesela Babacan'la Davutoğlu bir araya gelmediler. Aynı partinin içinden çıkmalar ama bir araya gelmediler. Dolayısıyla en azından onu söyleyeyim. Çok büyük şey yaptım. Saygı duyuyorum yani bu çabaya, bu gayrete. İçinde önemli bir bölümünde mutabıkım oradaki tespitlerim ve önerilerim. Ama yanlış bulduklarım var. Eksik bulduklarım var ama tamamen benim şahsi yaklaşımım. Eyvallah. Siyasete bakışımım, ekonomiye bakışımın bir sonucu. Ama metnin çok büyük bölümüne saygı duyuyorum ve destekliyorum bu anlamda da yani. Metin bana şeyi hatırlatıyor hep, ben bunu gazetede de yazdım. Yani güzel bir laf vardır. Mükemmel iyinin düşmanıdır diye. Dolayısıyla yani mükemmele takılıp buna şey yapmamak lazım. Çelme takmamak lazım. Bu iyi bir metin. İyi bir Evet metin. hocam Türkiye için çok... Hatta yani sizi bir al. sürü tespitinin de gerçekleşeceği konusunda endişelerim olan bir metin. Yani yapılamayacak, yapılması çok güç olan, iktidara girildiği zaman, sıra bunları uygulamaya gelindiği zaman çok büyük sıkıntılar çıkacağı maddeler de var içinde. Ama böyle bir metnin oluşmuş olması ve tarihe geçti yani bu metin. Basıldı. Hepimizin bilgisayarında var muhtemelen. İşte o uzun metin.
Dolayısıyla çok büyük saygı duyuyorum. Ama bir şey de yani bunları şey yaparken Türkiye'nin geldiği ortamı unutmamak lazım. Şimdi çok alakasız bir şey. Belki de hakikatler çok küçük detaylarda saklı. Öyle bir meşhur bir film vardı Akbaba'nın Üç Günü diye. Bilmem bu filmi hatırlayan var mı aranızda? Evet. İnsanlar üstelik CIA'nin görevlileri bunlar. Bir evde otururlar. İşte günde 10 saat işi böyle saçma sapan kitapları okumaktır. Aşk romanları, böyle yani uyduruk, hiç kimsenin okumadığı, piyasaya çıkmış, 1.000 tane bile satmamış romanları okuyup onların içinden bir şey ararlardı. İşte onun içinden bir şeyler bulunuyor. Hepsini öldürüyorlar. Robert Redford hariç. Çok güzel bir filmdir yani. Akbaba'nın Üç Günü. Biz izleyenler eğer aralarında filmi görmemiş olanlar vardır. Çünkü eski bir film. Bunu öneririm. İşte ben bir şey gördüm. Çok ilgimi çekti. Onunla ilgili yazı da yazacağım. Mardin'de bir adam, kız mı oğlan mı bilmiyorum. Yani bir 10 yaşında bir çocuğu istismar ediyor. Yani çocuk kız mı erkek mi onu bilmiyorum. Mardin'de bir adam 10 yaşında bir çocuğu istismar ediyor. Çok fazla detay yok. İstismarın boyutu nedir onu da bilmiyorum ama sonuç olarak mahkemeye gidiyor ve mahkum oluyor ve ciddi bir mahkumiyet alıyor. Bu adamın savunması çok ilginç geldi bana. Türkiye'yi gösteriyor. Çok şaşırıyor ceza almasına. Ben ne yaptım ki diyor. Milletime ve devletime ihanet etmedim diyor. Ya çocuk istismarı. 10 yaşında bir çocuğun ısı. Yani belki de ırzına geçmek belki 10 yaşında bir çocuğun. Kız çocuğu mu, oğlan çocuğu mu? Ya aldığı şey sonra çok şaşırmış. Ben devletime ihanet etmedim ki. Niye bana bu cezayı veriyorsunuz diyor. Bu Devletine Türkiye'nin bir ihanet etmediysen fotoğrafıdır her şeyi bu. yapabilirsin ya. Evet bu Türkiye'nin fotoğrafıdır. Yani şimdi bir durum Maalesef. biraz öyle geldi. Yani Erdoğancı ol. Ne yaparsan yap. Şimdi devlet ve milleti o Evet. temsil ettiği için. Yani bu çok yani çok gözüm fal taşı gibi açıldı bu açıklamayı görünce adamın şeyini. Evet Akbaba'nın Üç Günü Evet. kitabı böyle. Evet. Yani birçok konuya aslında öyle bakılabilir. Yani Ekrem İmamoğlu'na getirilen ceza, Demirtaş'ın hapiste olması, işte bu Sinan Ateş cinayeti, aslında bir olay üzerinde bile koca bir sistem analizi yapılabilir. Tabii. Bunları da konuşacağım. Bu şeyde mutabakat metninde yani bir noktadan altını çizdiniz. Değerlendirmenizi yaparken dediniz ki dünyada da pek yok. Pek Hakikaten olan da pek yok. ben şeyi dinledim. Özellikle Babacan'ın bir mülakatını, bir röportajını dinlemiştim. Orada da bir noktanın altını çiziyor. Gerçekten yani dünyada bir popülizme karşı böyle seçimi de kullanarak sandıktan çıkan diktatörler var artık veyahut da popülist liderler var. Onlara karşı nasıl mücadele edileceği konusunda Türkiye bir örnek aslında olacak. Özellikle İnşallah de başarırız. başarılı olursa, değil mi? İnşallah başarırız. İnşallah başarırız. Evet. Çok 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 Yani önemli. o açıdan çok önemli. 2300 vaat var. Hocam bir de yani bu rejimin her şeyi kontrol eden Erdoğan rejiminin bu 6 partiyi henüz ayıramamış olması, bir partiyi koparamamış olması, bir sürü taktikler falan kullanıyorlar. Önemli bir başarı. Bu arada yani işte neredeyse bir seneye yakın zamandır görüşüyorlar. Stratejilerini adım adım örüyorlar. Mesela şimdi başkan adayını iktidar Erdoğan saray illa açıklayın dedi. Fakat onlar dediler ki hayır biz önce bir mutabakat metni açıklayacağız ki bir aday çıkarsa ona sorular sorulacak. O bu sorular Ama bugün çerçevesinde ama bir dakika bir dakika Abdülhamit. Bugün ayın kaçı? 3 Şubat değil mi bugün bugün yanılmıyorsam? 3'ü. 3 Şubat. Eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa şey seçimler bugünden itibaren tam 100 gün kaldı baktım. Yani 3 Ya. Şubat, 14 Mayıs tam 100 gün var. 13 Şubat'ta açıklayacağız dedi Kılıçdaroğlu. Ona da İYİ Parti'den şey geldi. Yanıt geldi yani. Ters bir yanıt geldi. 13 Şubat 90 gün kalıyor ediyor. Bir 10 gün daha at 80 gün kalıyor. Şimdi 81 il var. Bu öyle sıradan bir şey değil. 81 ilde toplantı yapılması lazım. Meydanlara çıkılması lazım. Hiçbir ili atlamadan. Bir oy çok önemli. Burada ben bir tabir kullanacağım. Buna ben marjinal oy diyorum. Marjinal oyun bu kadar değerlendiği başka bir seçime belki gitmedik şimdiye kadar. Marjinal oy çok önemli. Yani ya o oranda oyunu almasam da olur. Yok böyle bir şey. Bir oy çok önemli. Dolayısıyla bugün itibariyle 100 gün. 13 Şubat'a açıklanırsa 90 gün kalmış olacak. Unutmayalım 81 tane vilayet var Türkiye'de.
Bunlara gidilecek. İstanbul, Ankara'da belki birden çok miting yapılacak. İstanbul'da belki 3 tane yapılacak. 3 seçim bölgesinde ayrı yapılacak belki büyük ihtimal. Dolayısıyla vakit çok sıkıştı. Şimdi aslında şeyi de anlamıyorum. Şunu söyleyeyim. Bugün bunu da yazmaya, yarın çıkacak gazetede. Şimdi arkadaşlar 4 tane aday var. Eğer bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşamayacaksak tekrar. Ben tanırım Ekmelettin Bey. Çok saygıdeğer bir insandır ama yani Şapkadan bir tavşan çıkmayacaksa. Çıkmayacaksa 4 tane aday var ortada. Yani 2 Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Ankara, Kılıçdaroğlu ve belki de bir ihtimalle Sayın Akşener. Şimdi bu 4 şeyin şimdi oylar şöyle bir şey gösteriyor. Çok kaba söylüyorum. %40 Cumhur İttifakı alıyor şu anda. %45 Millet İttifakı alıyor. Bu birinci turda seçilmeyi bir kere sağlamıyor. Bu önemli. %15 de HDP ve diğer partilerin kurmuş oldukları o Özgürlük İttifakı. Emek ve Özgürlük galiba değil mi ittifakın ismi? Emek ve Özgürlük, Emek ve Özgürlük İttifakı alıyor. Şimdi bu tablo gösteriyor ki bir kere HDP seçmeninin arkası oy vermeyeceği birisi ya da en azından HDP'nin yöneticilerinin işaret etmeyecekleri birisinin Türkiye'de seçim kazanması mümkün değil. Bu şekilde. Bu birinci tespit. HDP yöneticileri de ki bu tavırları sürdürecekler muhtemelen Mansur Yavaş'a ve Meral Akşener'i işaret etmeyeceklerini açık açık söylüyorlar. Yani MHP kökenli kişileri biz işaret edemeyiz şey diyorlar. Doğru ya da yanlış o ayrı bir konu ama bu bir siyasi tavır şeyden. Dolayısıyla ikisi denklemden çıkıyor aritmetik olarak baktığın zaman. Geriye Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu kalıyorlar. Bence İmamoğlu hatta kazanma şansı olarak baktığın zaman belki bir gıdım daha yüksek olabilir şeyden Kılıçdaroğlu'ndan. Genç, Karadeniz'den ve Orta Anadolu'dan oy alma ihtimali çok yüksek. Şudur budur. Ama bir de kazanmış birisi. Bir seçim bir kazanmış. De hiç yenilmemiş Erdoğan'a şimdiye kadar. Evet. Ama hatta iki kere. Bunun karşılığında da ama bunun karşılığında da önemli, şeyinde bir kılıç duruyor. Yani her an aynen düşebilecek bir kılıç duruyor. Şimdi bu riski alabilir mi Millet İttifakı? Biz yine gösterelim İmamoğlu'nu ama seçimlerden 10 gün önce Yargıtay'da onanırsa da o zaman da ne yapalım? Olmaz. Şey tekrar seçilir. Ha burada şeye güvenilebilir tabii. Erdoğan siyasi bir centilmen olsa, siyaseten ahlaklı birisi olsa, bak siyaseten diyorum, şuna güvenmek lazım. Ya allemeder, kallemeder, mahkemelere baskı yapar ve eğer İmamoğlu aday çıkarsa karşısına seçimlerden önce mazbatayı almadan İmamoğlu Yargıtay'ın kararının verilmesini engeller diyebilir misin? Böyle bir centilmenlik bekliyor musun şeyden Erdoğan'dan? Ben şahsen beklemiyorum. Ben şahsen siyasi beklemem. Siyasi yasağı hakim değiştirilerek, savcı değiştirerek siyasi yasağı getirerek. Mesela yani asla böyle evet bir siyasi centilmenlik beklemem. Dolayısıyla bir gün önce bile Yargıtay'ın karar vermesini sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Dolayısıyla çok büyük bir risktir bu. Yargının da yani şimdi İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi'ne üye olurken unutmayalım Yargıtay'da 107 hakimin Yargıtay'ın kapısından içeri adım atmamış şeyi Yargıtay adayı diye şeye gönderdiler. Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiler İrfan Fidan'ı. Dolayısıyla ne yargıya güveniyorum ne de istinaf mahkemesi. Daha Anayasa Mahkemesi. Az daha Anayasa Mahkemesi'ne başkan yapacaklardı. İşte orada da herhalde bir yerde durdu o. Bir yerde tıkandı artık. O kadar da fazla dedi ama onu diyen şey değil ama Erdoğan demedi onu. Onu diyen AYM'nin hakimleri dediler Allah'a şükür yani. O da başka bir şey. Evet. Dolayısıyla yani Meral Hanım'la Mansur Bey'in olma ihtimali HDP'nin vetosu yüzünden imkansız gibi duruyor mevcut aritmetikte. Şey çok büyük riskli İmamoğlu'nun o tarihi. Mahkemelere güvenmek mümkün değil Türkiye'de. Yargı yok çünkü. O zaman geriye bir tek Kılıçdaroğlu kalıyor. Yani başka bir aday, bir Ekmelettin İhsanoğlu ya da işte Abdullah Gül falan aday olmayacaklarsa bir anlamı yok yani beklemenin. Hemen ya hatta bu gece böyle 6 Şubat, 13 Şubat falan değil. Bu gece toplanıp olağanüstü bir toplantı yapıp adayımız Kılıçdaroğlu'dur diye açıklamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar. Yani çünkü hayır. Aritmetik olarak bakıyorum başka bir çıkarı yok meselenin. Evet. Yani geciktirme buna parti birisinin itirazı söylesinler. Yani şey deniyor mesela Mansur, özür diliyorum sözünü kestim. Mansur Yavaş evet, en tamam çok oy al. Ya bakıyor hesabı bu doğru değil. Mansur Yavaş'ın birinci olması açık ara önde olması mümkün değil.
Yani Mansur Yavaş'a Diyarbakır'dan, Şırnak'tan oy mu çıkıyor? Anlamıyorum ben yani. Mansur Yavaş geçen bir toplantıda belki izlemişsinizdir hocam şey dedi. Yani Cumhurbaşkanı diye hitap etti Tabii, yani Kılıçdaroğlu'na o sanki çok kibar, o defter kapandı gibi. çok kibar bir insan zaten, muazzam Evet. kibar bir insan. İşini çok dürüst, çok dürüst, işini çok layıkıyla yapan bir insan ve Evet. şey de değil, ne derler, yani işte oraya Ankara Belediye Başkanı aday gösterirsen ondan beklemem de şey, yani kendisini Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı yapan bir kişiye karşı aday olarak çıkmasını da onun izni olmadan beklemem böyle bir şey kendisinden. Çok dürüst bir Evet. insan çünkü, belli. Esra Hocam, altılı masanın gerekçesi lideri açıklamama konusunda işte yani medya gücü elinde olduğu için Erdoğan'ın sadece medya değil istihbarat, polis, yargı tüm güçler elinde olduğu için yani çok kısa sürede yıpratır ve neredeyse seçime Çok kısa dedin, süre 100 gün kala kaldı bılıç yani. biter Nasıl yıpratır? diyorlardı ama bir Kemal Bey nasıl yıpratır? evet yani artık bu gerekçe bir doğru Yani ise şey bile var. Bak sen Amerika'dasın. Şu anda Amerika'dasın. Amerika'da başkanlık seçimlerinde bir kural vardır. WASP kuralı. Nedir WASP kuralı? White White. Anglo-Saxon Protestant. Evet. White Anglo-Saxon Protestant. Şimdi bu bir ilkeydi, yazılı olmayan, anayasada olmayan bir siyasi ilkeydi anayasada. Ama bu dev, iki kere delindi bu bildiğim kadarıyla. Biden'dan çok emin değilim. Biden ama şey, John Fitzgerald Biden da Kennedy deliyor hocam. Biden da Katolik biliyorsunuz. O da Katolik. deliyor Ama biraz. ilk John Fitzgerald Kennedy Katolik bir aileden geliyor. Bayağı bir Katolik Kennedy aileden değil. geliyor. Evet. E bir de hani o da sonuç olarak beyaz Hristiyan. Ama Obama geldi yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Obama geldi. Amerika'da bu delindi. Şimdi bu Amerika'da da çok daha yerleşik ve delinmiş bir şeyi. Şimdi Türkiye'de ayrı bir vasf kuralı mı çıkarırız yani biz de utanmadan? Yani böyle çok ayıp bir şey olur bu. Evet, Yani yani çok ayıp olur yani. Yani. ima yollu söylüyorlar, bazıları Sünni açıktan söylüyor. çok çirkin bir şey. Çok ayıp ve çok çirkin. Maalesef. Ben kendi çapımda şunu ilan edeceğim. Şimdi şey başlayacak. Bunu Erdoğan başladı bile. Aday olur olmaz ertesi gün doğru. Aynen. Şu tabiri duyacaksın. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği ya da Kürtlüğü ile ilgili hiçbir derdimiz yoktur diyecek. Yani. Ama bunu günde 4 defa söyleyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani o Evet, Kürttür, maalesef. Alevidir, oy vermeyin demeyecek ama 4 defa bizim onun Kürtlüğü ve Aleviliğiyle bir problemimiz yoktur diyecek. Günde 4 defa, 14 defa. Ne zaman bir mikrofon görse bunu söyleyecek. Çok ayıp bir şey. Hocam, İyi Parti'den bir sürpriz bekliyor musunuz böyle bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemeye dönük? Derler. %18'e gelmiş gibi gözüküyor Bekir Ağar'dığın şeyi. Öyle bir darbe alırlar ki, öyle bir beklenti var ki toplumda. Yani biter. Göze alamazlar. Göze Göz alamazlar alamazlar. diyorsunuz, değil mi? Göz alamazlar. Evet. İsteyebilirler ama göz alamazlar. Yani ya, o biter, İyi Parti diye bir şey kalmaz. Yani çok ayıp bir laf söyleyeceğim. Millet sokakta tükürüğe boğarlar. Çok açık söylüyorum. Hocam Böyle böyle bir bir şey risk yaparsın. yoksa, böyle bir risk yoksa, az önce dediniz ki anketlerde %45 görünüyor Millet İttifakı, Cumhur İttifakı da 40'larda. HDP hariç, HDP'nin de %10 civarında desteği geldiğini Yani düşündüğümüz o zaman grubun çok 10, %15 rahatlıkla, diyorum yuvarlak olarak. rahatlıkla Ama yani şunu da %50, unutma. %55'i falan buluyor. %50 artı 1 ile kazanamazsın bu seçimi. Allemeder, kallemeder. Daha fark büyük olması lazım diyorsunuz. 55'in üzerinde olması lazım. Çok açık Evet. söylüyorum. Ya ama dediğiniz hesaba göre bunu ikinci turda bulmak çok zor değil. Öyle mi? Ya Allah o ikinci turda neler ol? 2 tur arasında 15 günde Evet. Türkiye'de neler yaşanabilir Allah korusun. Dolayısıyla ilk turda bu işin bitmesi lazım. Yani o kadar da şey değiliz yani tabii Türkiye unutkan bir toplum denir ama yani 2015 yazını unutmayalım neler yaşandığını. Evet. Dolayısıyla neler yaşanabileceğini hiç bunu unutmayalım. Yani şimdi Türkiye'de konsolosluklar kapalı şu anda her yerde. İstanbul'da özellikle başkonsolosluklar kapalı. O nedir mesela? Belli nedir o mesele? Belli değil.
Üç tane IŞİD'linin girdiği. IŞİD'li dendiği zaman kimsenin aklına herhalde ki hakikaten IŞİD'li birisi olduğunu gelmiyor herhalde. IŞİD'li denen bir kod adı o IŞİD'li. Ne olduğu belli değil. O bir kod Evet, adı. yani Davutoğlu'ndan sürekli siz de hatırlatıyorsunuz o 2015 yazında ne olduğunu ima ediyor, ne söylemiyor. Yani Haziran'la Kasım arasındaki dönem kastediyor. AKP oylarının hükümet kuramayacak kadar düşmesinden sonra tekrar tek başına hükümet kurmasının sağlanması ve orada ölen yüzlerce vatandaş vardı. Terör saldırıları bir an patladı. O Şöyle dönem soyut bir konu atıyorum ortaya ben. 10 Ekim'de Ankara'da gar faciası yaşandı. 103 kişi öldü yanlış hatırlamıyorsam. Mesela 9 Ekim gecesi Türkiye'de bu olayın olacağını kaç kişi biliyordu? Şeyler dışında. Failler dışında. Yani oraya gidip de o bombaları koyanlar dışında. Acaba kaç kişi biliyordu? Ankara garının önünde yarın o gösteriye bir bombalı müdahale edileceğini kimler biliyor Türkiye? Bu sorunun cevabını bilsek neler olur? Türkiye değişir. Yani hocam Ben şunu. onu bilenlerin sayısının bombacılardan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Evet, yani belki bunların da aydınlanacağı günler gelir diye ümit ediyorum inşallah. Ama şu yani olağan dışı içeride böyle ciddi o 2015 yazındaki gibi terör saldırılarının patlaması vesaire terör olaylarının yaşanması olmazsa normal şartlarda yani böyle ekstra bir şey yapmazsa saray bir tuzak kurmazsa muhalefetin seçimi kazanması, muhalefetin göstereceği ortak adayın seçimi kazanma ihtimali yüksek değil mi? Bunda hemfikiriz. Yüksek. Yüksek ama Evet. dediğim gibi ama doğru işler. Yani mesela diyelim ki Kılıçdaroğlu altılı masadan aday çıktı. Ama mesela bugün Ümit Özlale diye bir beyefendi var. Çok da düzgün bir adama benziyor. İyi Parti'den. İyi Parti noterlik makamı değil diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu niye gerekti böyle bir açıklama bugün Evet. mesela? Niye böyle bir şey yapıldı? Ama aynı şekilde bir de CHP'den bir beyefendi, eski bir bürokrat üstelik. O da biz ne yapıp altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun ismini çıkartır istedi. Yani biz Kılıçdaroğlu ismi çıkacaktır Evet. altılı masada. Buna da gerek yoktu. Ya bunlar niye yapılıyor? Niye hizmet ediyor belli değil. Bülent Kuşçuoğlu. Kuşçuoğlu. Beyefendinin ismi. Milletvekili, eski bir bürokrat. Düzgün bir adam. Ama Ümit Özdağ ile çok düzgün bir adam. Niye yani mesela bu laflar niye ediliyor? Bunu ben anlamakta çok zorlanıyorum. Yani çok özel bir şey yani. Bu böyle herhangi bir seçim değil bu. Bu Evet. yani ne derler yani işte. Ye, bu bir sıfır toplamlı oyun yani. Kazanan hepsini alacak, kaybeden hepsini kaybedecek. Dolayısıyla çok önemli bir Ama şey. hocam yani tabii rejimin ortakları var yani eskiden beri Türkiye'yi yönetmiş derin yapılarla da ortaklığı var. Onların da eli boş değil. Biliyorsunuz CHP'nin seçim güvenliğini 2018'de teslim ettiği o Teğmen Çelebi şu anda AKP saflarında siyaset yapıyor. Tabii. Yani İşte bu oyunları hafife almamak lazım tabii dediğiniz doğru yani. kesinlikle. Ama işte dediğim gibi ya yani mesela şu seçime kadar temenni ederim bu Sinan Ateş cinayeti aydınlanır. O bana çok şey geliyor. O cinayetin MHP içinde bir kavganın sonucu olduğu kanısında değilim. Seçimlerle ilgili bir şey o. Bence. Hedefi ne hocam? Peki böyle bir şey diyorsanız. Sormamış ol sen de bu soruyu bana. Evet. Ama bunun Büyük üzerinde büyük durulması bir lazım. büyük bir büyük bir siyasi dizayn içinde birbirleri ve kendisinin bile haberi olmayabilir bundan ki muhtemelen yoktur. Bir Meral Hanım'ı promote etme şeyi var gibi görüyorum. Çünkü bu cinayet en çok Meral Hanım'a yarıyor. Ama bir şey bu komplo teorisine asla inanmam. Yani bir cinayet kime yarıyorsa o yapmıştır sözü çok yanlış bir sözdür. Bu cinayetle Meral Hanım'ın uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Buna ismim kadar eminim. Ama birileri böyle bir sonucu istemiş ve bunu yapmış olabilirler. Meral Hanım'ın tamamen bilgisi ve şeyi dışında. Yani onayı dışında. Çünkü Meral Hanım klasik bir devlet çizgisine çok yakın. Bugün bakıyorum artık Türkiye'nin işte dediğim gibi o derin yapılar sadece AKP'nin kontrolü değil. Başka derin yapılar da var Türkiye'de. Meral Hanım Türkiye'nin şey çizgilerine çok uyan bir hanımefendi. Devlet Laik çizgileri.
Evet. Laik devlette özüm vermek istemiyor. İstanbul Evet. Sözleşmesi'ne sahip çıkıyor. Çok milliyetçi ve dindar. Hocam Türkiye bu. unutmayın. Yani Türkiye Hatırlayın. bu. Yok. O vasf o. Evet. Vasf dediğimiz. Hocam Yani hatırlayın. vasf o. MHP genel başkanlığına adaydı. O yarıştaki süreçte diğer bir partiyi kurmak durumunda kaldı. Tabii Yani tabii tabii. o açıdan Yani çok dolayısıyla yakın. ben devletin Ve içinde bir kesimin Meral Hanım'ın bilgisi dışında, iradesi dışında promote etmeye çalıştığını düşünüyorum. şey de öyle değil mi hocam, bu Turan Çömez olayı. Ergenekon sanığı olarak İngiltere'de dururken birdenbire gelip partinin sözcüsü yapıldı. Yani Ama geçen günde ben Turan Bey'i tanırım da, şahsen de tanırım. Onun daha bu işlerden haberi olduğunu zannetmiyorum. Devletin bir şeyi, yani Çankaya'ya en uygun imajın şey olduğunu düşünüyorum. öyle bir Yanında tercih çok olabilir nitelikli, diyeler. çok çok nitelikli bir iktisatçı kadrosu var yanında. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda ekonomi gibi gözüküyor. Ama Kürt meselesinde tavrı çok açık, net. Çok devlet yanlısı bir tavrı var. Ekonomide çok nitelikli bir kadrosu var. Ekonomiyi çözmeye çok yakın durabilecek bir kadrosu var. Gerçekten çok nitelikli bir kadro var yanında. Bu şeyin Türkiye'deki bir tür, adına ne derseniz, yani Ergenekon deyin, başka şey isterseniz başka ne derseniz deyin. Ondan sonra Meral Hanım'ın çok promote edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Hocam bu Sinan Evet yani. Ateş cinayetin yani Sinan Ateş cinayeti, suikasti gerçekten Her MHP'deki şey ilk bir konuşuluyor Abdülhamit Bey, her şey konuşuluyor da. Ya bu cinayet niye işlendi kardeşim? evet. Bu konuşulmuyor. Tetikçi nerede? Kim kaçta getirmiş? Kaç kişi kaç gündür orada erkete yatmış? İşte evin şeyini vermişler. Konumunu bilmem ne. Ya bütün bunlar detaylarla konuşuluyor da kimse açık açık. Ya bu cinayet niye işlendi kardeşim? Evet. Bana doğru da şey çok esrarengiz geliyor. Yani devlet, saray her şeye hakim. Fakat bu cinayetin Ha. soruşturmasını örtemiyorlar. Bir şekilde her şey Örtmek. patlak veriyor böyle. Yani Cumhur Ya işte orada İttifakı'nı işte berbat ediyor. Türkiye'de kimse, Erdoğan bile, hiçbir şey hakim olamaz. Böyle bir şey Evet. yok. Yani Şimdi bir söz sabotaj, konusu değil. oraya da bir Söz konusu. sabotaj var yani. Tabii. Yani bilmiyorum, ben bu Sinan Ateş cinayetini, çok bu menfur cinayetin, hakikaten menfur bir cinayetin niye işlendiğini anlamadım. Tetikçinin kim olduğu hiç umurumda değil. O tetikçi de mutlaka şeydi, bir kukladır yani. Birisinin yukarıdan ellerine Evet. oynattığı kukladır. Ondan sonra dolayısıyla bu iş karışık bir şey. Arkasında Biraz MHP farklı. kadrolarının olduğunu da zannetmiyorum. Evet, biraz şey de var biliyorsunuz hocam, görmüşsünüzdür mutlaka o teorileri de. Yani öldürmek değildi, korkutmaktı. Yani bir Fakat korkutmak için bu kadar hazırlık yapılır mı ya? İstanbul'dan adamı evet. iki tane şey getiriyor. Emniyet, polis Özel getiriyor, iki tane hareketçi. özel Özel harekatçı getiriyor. hareketçi. Saçma sapan şeyler yok. Yani ne olacak? Birisini korkutmak istiyorsan üç kişiyi, üç tane sağlam adamı koyarsın önüne, iki tane çakarlar suratına. Ha, bir daha yaparsan bak, aklını başına aldılar. Giderler. Ceza da almazlar. Yumruk atmanın Türkiye cezası bile yok yani belki. Ondan sonra böyle şey olur mu ya? Yani, hikaye. Yani. Evet, Evet. bu önemli. Bunun tartışması lazım. Hocam yani bugünle işte 14 Mayıs arasında çok fazla bir zaman yok dediniz. Burada senaryolardan biri yani Cumhur İttifakı'nın normal şartlarda seçimi kazanma ihtimali yok. Ve seçimi kazanmamak için de her şeyi yapma ihtimali çok yüksek. 2015 hafızalarımızda çok taze. Birincisi dedik ki terör olaylarının tırmanması. Bir Suriye operasyonu, ikinci senaryo. Yunanistan'la dalaşma falan konuşuluyordu. Ama o böyle çok Çok bu zor. kadar kısa sürede böyle bir Bunların şey hepsi çok yapılabilir zor. bilmiyorum. Bunların hepsi çok Zor değil zor. mi artık? Ne yaparsa Zor. içeride yapabilirler. Yani Bu şeyi Yunanistan'la bir şey. ihtimali ne diyorsunuz hocam? Yunanistan'la bir. Başörtüsü üzerinden bir referandum gerilimi falan. Artık o da muhalefet kesiminin ustalığına kalıyor onu yaratmamak o ortamı. Yani o gün girerlerse meclise çok tuhaf bir şey olur. Girmesinler meclise. Biz gireceğiz ama oy kullanmayacağız. Nasıl denetlenecek bu belli değil. Yani. Evet.
Girmesinler meclise, o zaman sen şeyde çoğunluk sağlanamıyor, bitiyor mesele. Daha hiç oylama yapsam bile belli sonuçlar. Bir de çok az kişinin konuştuğu bir şey daha var. Yani ben çok artık hayatımız doğrudan ilgilendirdiği için yani çok düşünüyoruz. Bir de Türkiye'de çok az konuşulan bir şey, seçim sonrası kim kazanırsa, muhalefetten özellikle muhalefet, yani muhalif kesimi kastediyorum, ne yapacağı konusunda. Ve işte bir devletin bir kesiminin onu ne yapılacağı. Mesela ben şeyden çok yanayım. Devri sabık yaratılmasını talep ediyorum. Ama devri sabık siyasi bir devri sabık değil. Yani sen iktidardaydın, suçlusun. Hayır. Ama isim isim kim açık hukuk ihlali yapmışsa, açık hukuk ihlali yapmışlarsa, anayasanın açık ihlalini kim yapmışsa, bu yargıçlar da buna dahil, milletvekilleri de dahil, bürokratlarla dahil, herkes dahil buna, cezalandırılmasını talep ediyorum. Yani vatandaş olarak bunu talep ediyorum. Niye bunu talep ediyorum? Asla rövanşist bir bakış açısıyla değil. Rövanşist bir bakış açısıyla değil. Yani intikamcı bir bakış açısıyla değil. Türkiye burası çok değişmiyor. Bak şimdi tekrar geldik şimdi, nerelere. Ondan sonra bundan sonra gelecek iktidarlara örnek olsun. Hep şunu söylüyorum. Eğer 27 Mayıs 1960'ta Milli Birlik Komitesi o ihtilali yaptığı zaman, aradan bir yıl içinde Milli Birlik Komitesi üyeleri yakalanıp mahkum edilseydi, yargılanıp, yani Menderes'i asmaktansa ve iki bakanını asmaktansa, Milli Birlik Komitesi üyelerini yargılayıp asmak değil ama ciddi mahkumiyetlere şey yapsalardı, yargılansın, uğrasalardı, muhtemelen 12 Mart da olmazdı, 12 Eylül de olmazdı. Şimdi bunlar, bugüne kadar yapılan şeyler eğer cezasız kalırsa, bak hukuk ihlalleri, bunu ayırıyorum. Hukuk ihlali, siyasi anlaşmazlık. Siyasi anlaşmazlık yüzünden devri sabık yaratmamak lazım. Asla. Bu çok çirkin ve korkunç bir şey olur. Ama ya hukuk İdeolojik ihlali değil, suçtur. Suçtur hukuk ihlali. ideolojik değil, hukuki Hukuki hata, ya suç merkezli. işlemiş adam ya, gözüküyor. Suç işledi. Evet. Yani İşte arkadaşlarım var yani, şimdi hapisteydiler o tarihte. Ya Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan hakimler, Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi bağlar. O kararı uygulamayan hakim HSK'ya gitti. Bak çok yakın arkadaşımım, söylüyorum. Evet. Başından beri izlediğim bir meseleyi anlatıyorum sana. Anayasa Mahkemesi bu bütün sonuçlarımı ortadan kaldırın dedi, bu mahkumiyeti. Ancak 7 ay sonra kaldırılabildi. Çünkü o hemen Anayasa Mahkemesi kararı, ilgili mahkemeye gitti, Arıza Mahkemesi'ne. Uygulamadı hakim Anayasa Mahkemesi kararını. Şimdi bu adamı cezasız bırakamazsın artık. Hatta onu ESK'ya atayanı da cezasız bırakamazsın. Hocam tam da bu Anlatabiliyor muyum? noktada mutabakat metnini ve muhalefetin tavrını biraz zayıf ve eksik mi buluyorsunuz? Eksik bulduğunuz Hayır, konulardan biri bu mu? onları bu kadar benim kadar net söyle, benim sırtımda yumurta küfesi yok. Dolayısıyla benim kadar net söyleyemezler. Ama bunun olması gereken şey bu. Ha, bir dakika yalnız. Ama bu yapıldığı zaman da, bu mesele çok genişlerse, Türkiye'de çok rahatsız olacak kesim var. Mesela Kılıçdaroğlu kendini adeta angaje etti artık bu konularda. Yani ben Kemal geliyorum. O Şirin videosu. Bürokrasiye falan kaç kere mesaj verdi böyle. Evet. Evet. Şimdi bu, fakat mesela Sayın İmamoğlu'ndan bunu duymuyoruz hiç, böyle şeyler. Sayın İmamoğlu'ndan duymuyoruz. Muhtemelen Sayın İmamoğlu daha yumuşak bir geçiş istiyor. Kendisi bile Cumhurbaşkanı olsa daha yumuşak bir geçiş istiyor. Olan oldu. Bir devir bitti. Şimdi artık bundan sonra önümüze bakalım gibi. Çok çirkin bir ifadedir bu. Çünkü bir suç cezasız kalamaz. Suç cezasız kalması, tekrar ediyorum, İktisatçı tabiriyle statik bir durum değildir. Dinamik bakmak zorundasın. Suçu cezasız bırakırsan o suçu 5 sene sonra başkası mutlaka işler. Yani ben bunu tekrar ediyorum. O anlamda söylüyorum. Rövanşist bir açıdan bakmıyorum. Bu ileriye mutlaka şey olmalı, model olmalıdır bu yapılacak şeyler. Dolayısıyla Türkiye'de bilemiyorum. Bir kesimin de çok karışık işler. Bir kesimin de mesela bu hukuken dahi olsa devri sabık yaratmak istemeyenleri de destekleme ihtimalleri var. Bunların tabii en başında Meral Hanım geliyor. Meral Hanım'ın da böyle bir devri sabık, hukuki suçlara dahi bir devri sabık yaratma niyetinde olduğunu zannetmiyorum. Yani öyle Bu bir açıdan
Biraz bu gözle ben mutabakat metnine baktığımda bazı önemli ipuçları var. Yani liderden lidere fark ediyor tabii, İmamoğlu'nun tarzıyla Kılıçdaroğlu falan farklı, Mansur Akçener daha farklı. Fakat bu mutabakat metninin şöyle bir önemi var. Bu seçilecek aday Önemli. kim olursa onun seçim beyannamesi olacak. Tabii. Ve kurulacak hükümetin de ana omurgası olacak. Bunu bizzat sözlerini verdiler. Ama Şimdi orada mesela şu var hocam. Mal varlıklarının geri alınması ofisi teklif ediliyor. Mecliste tabii. yolsuzlukları araştırma komisyonu teklif ediyor. Bir tane kesin hesap komisyonu teklif ediyorlar. Esra hocam, sizin bence bu çok Başına dikkatinizi çekmişti. muhalefet Ha, mi gelir? bak dedi, tahmin ediyordu bunu, dikkat, çok dikkat çekici. Yani mecliste bir komisyon kuruyorlar. Kesin hesap bu. Bütün Bu kamunun çok doğru, çok doğru bir hesaplarını şey. denetleyecek. Başında da ana muhalefetten bir milletvekili olacak, başkanı. Yani bunlar güzel şeyler. İyi bir, Ama yani mesela dediğiniz noktaya varır mı? mutabakat metninde yazmayan şeyler var. Şimdi mutabakat metninde sonuç olarak bir hükümet programıysa mesela bu şekilde şu yazmamalı bir hükümet programında. Suçluları yargılayacağız. Bu komik olmaz mı? Ya Evet. ilk kere iki dört. Bunu yazan şey ilk kere iki dört eder diye yazar mısın? Hükümet bugün parti kursan. Yazmazsın çünkü bu şeydir yani. Eyvallah. Malumun ilamıdır. Dolayısıyla böyle bir şey hükümet programına yazıp suç işlemişleri yargılayacağız yazılmaz. Çünkü zaten hani meşhur gazetecilikle ilgili bir tabir vardır ya, yani köpek adamı ısırırsa haber değildir, adam köpeği ısırırsa Evet. haberdir diye gazetecilerin daha iyi bildiği bir şey. Bu da böyledir. Suç işleyenin yargılanması haber değildir. Suç işleyenin yargılanmaması haberdir. Eyvallah. Aynen. Onun için yazılmasına Dolayısıyla gerek yok onun ya. gerek yok öyle bir şey. Ya sadece ben hukuk devletini savunuyorum, ben anayasayı savunuyorum demek yeter. Hukuk devletini savunuyorum demek yeter buna. Hocam Yani burada yani sistemi restore edeceğiz vaadi var. Bu başkanlık sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. Mesela bu sunumun yapıldığı, metnin açıklandığı toplantı en çok alkış alan şeylerden biri de Cumhurbaşkanlığın fazla uçakları var ya, bir sürü filosu var. onları O satıp yerine satılacak. orman yangınlarına müdahale edecek uçak alıcı Aynen. istediler. Çok işte Çankaya. Bunlar doğru. Bunlar iyi popülist Yökü söylem. kapatacağız diyor hocam. Yökü kapatacağız diyor. Sizi çok ilgilendirmiyor. Ona inanmıyorum çünkü ona Evet. inanmam. Ben yaş olarak sizden biraz büyüğüm ve YÖK sistemi içinde büyüdüm. Yani öğretim üyesi olarak. Ya bunu söylemeyen kalmadı ya. Evet, Demirel'den doğru. Demirel söyledi, CHP söyledi, herkes Özal söyledi ama bir türlü kapanmadı. Dolayısıyla yok çok büyük bir iktidardır çünkü çok büyük bir güçtür. O gücü eline geçiren bu Türk kültürüdür. Onu eline geçiren ben şimdi bu gücü niye bırakayım der. Maalesef böyledir. Varlık fonunu Varlık da fonu varlık fonunun kaldıracağız hocam. kapatılması şart. O yapılır. Varlık fonunun Hocam kapatılması o peki bir skandaldır. O bir AKP mesela varlık fonu yüzünden yargılanacaktır. Yargılanma konularından bir tanesi varlık fonu olacaktır. 128 milyar dolar değil. Varlık fonu yüzünden yargılanacaktır. Varlık fonu büyük suçtur. Büyük suçtur. Yani bir sürü kamu şeyinin Sayıştay denetimin dışına atılma çabasıdır o. Denetimin dışına. Bu suçtur. Dolayısıyla o mutlaka yargılanacaktır. Çok olumlu bulduğum şeyler dersen mesela şöyle bir sayayım. Mesela şey belediyelere, şimdi bunu ağzına sakız yaptı iktidar. Ama belediyelere kayyum atanmasının seçilmiş belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanı tarafından kayyum atanmasına son verilmiştir. Son derece doğru bir şeydir bu. Ondan sonra bütün ihale sistemini Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirdiler. Avrupa Birliği ihale sistemini aynen. uyumlu hale getirdiler. Bu Çok, böyle bir ha vaat bunların da var. yapı, bunları yap bunun da yapılacağından şeyim. Çünkü şimdi ben Keşke eminim. olsa. İktidara geldiler diyelim Millet İttifakı. Bütün ihale gücünü kaybetmek isteyecek. Ya madem ihaleleri biz kontrol edemeyiz, niye iktidara geldik sözünü bu kadar netlikte olmasa bile mırıldanmaya başlayacaklardır. Yani madem iktidarlıyız biraz biz de kullanalım bunu. Bu olacaktır bunlar. Ama bunları en azından duymak bile hani bak ne dediler? Tüm ilk konuşan Faik Öztürk'ün konuşması. Lise arkadaşımdır benim. Evet. Beraber okuduk. Tüm yerleri geriye doğru takip edeceğiz dedi. Bu muazzam bir laf. Müthiş bir laf. Tüm ihaleleri not aldım ben dinlerken Evet, not aldım evet. kartotekstlerden okuyorum. Tüm Metinde de ihaleleri aynen yazıyor. Metinde de geriye var. doğru Tüm takip evet. ihaleleri
geriye doğru takip edilsin diyor. Hakimlerin Adalet Bakanlığı ilişkisini kesilsin diyor. Yani en azından coğrafi teminat getirilecek. Yani süren bir davada bir hakim alıp başka bir yere atayamayacaklar. Yani Adalet Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığı'ndan bağlı olmaktan çıktığı yanlış bir laf belki ama Adalet Bakanlığı'nın bir sürü yetkisini çok sınırlayacaklar hakimlerin üzerinde. Özlük hakları konusunda da, coğrafi teminat konusunda da her açıdan. Bunlar çok önemli şeyler. Şey çıkarıyorlar hocam, Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK'da yeni yapılanmasıyla olmayacak deniyor mesela. Olmayacak. Bu da şart. Eskiden bir kontrol. Yapabilirler mi bunu? Bunu yaparlar. Bu artık çok elzem bir şey. Bunu yaparlar. Bunu yapılır çünkü bu kimsenin ayağına basacak bir şey de değildir çok fazla. Hocam olumlular hanesinde benim dikkatimi çeken, eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir, bir not daha var. Diyor ki Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması. Yani... Ama bu da tuhaf bir şey. Şimdi bunlar ya bu zaten anayasa. Yazmaya gerek yok aslında. Anayasa uygulayacaklara yeter. Anayasa 90'a göre bu bir mecburiyet. Bu bir mecburiyet. Yine ilk kere iki dört eder demişler yani orada. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ama burada yani AİHM, Avrupa Birliği'ne mesela şeyler yapılması, göndermeler yapılmış olması hem ihale kanununda hem hukuk düzenlemelerinde bence umut verici. Ya çok çok büyük ölçüde destekliyorum diyorum ama desteklemediğim evet. Şeyler var. Ne bileyim ben. Hocam şimdi yani, bu olumlu TRT ve Anadolu Ajansı. Bak mesela şimdi, TRT ve Anadolu Ajansı. Allah aşkına. Allah aşkına. Hiç herkes elini vicdanına kurun söylesin. Bugün TRT ve Anadolu Ajansı'nı kaldırırsan ortalama vatandaşın hayatında ne eksilir? Bak daha iyi çalışmaya şey yapmayacaksın. Şimdi ne yapıyor TRT? Bence hiçbir kayıp olmaz. Hiçbir kayıp olmaz. TRT'nin üstelik vergilerle finanse edilmesi kabul edilemez bir şeydir. Bir de Türklerin bir siyasi, yani Türkiye'lilerin diyelim bir siyasi kültürü var. Oraya kim atacak? Bu sorunun cevabı yok. Efendim burada Özerk olacak kardeşim. Onun başında bir genel müdür olacak. Kim atacak o genel müdür oraya? Kim atacak o genel müdür oraya? Yani mesela aynı hoşlanmadığım bir şey. Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsızlığını bak. Konuları iyi bildiğim için ben bunları görüyorum. Herkes bu kadar net gördüğünü bilmiyorum. Evet. Merkez Bankası kanununda yazanlar dışında görevden alınamayacak diyor. Şimdi. Hayır efendim. Çok nettir. Bunu dünya pratiğini çok iyi izlemişimdir. Ancak yüz kızartıcı suç işlerse, bak ne demek, Türk Ceza Kanunu'nda da yazar. Yüz kızartıcı suçun ne oldu? Yüz kızartıcı suç işlemeden Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınamayacağı yazılmalı. Evet. Yüz kızartıcı suç. Tabii tabir bu. Anlatabiliyor muyum? Yani o yazmıyor. Kanunda diyor şeye göre diyor. Olmaz. Çünkü Türkiye'de hocam bir şimdi başka eksikler de var. Mesela bu 20 Temmuz darbesi diye adını koydu ya Kılıçdaroğlu. Ondan sonra bir sürü KHK'lar çıktı. Benim kurumum öyle kapatıldı. 200 muhalif gazete böyle kapatıldı. 7000 akademisyen sokağa atıldı, hapse atıldı. Binlerce hakim hapse atıldı. O kararnameleri bir kararnameyle veya bir kararla feshetmek niye yok mesela bu şeyler içinde? Bu kadar olamıyorlar mı yoksa? Olması gerekmez mi? Orada şöyle bir şey yapıyorlar. 2 milyon insanı ilgilendiriyor bu. Yani. Hukuk militanlığı yapmak istemiyor olabilirler. Düzgün hakimler atacağız. Ve o yargılamada bir şekilde mahkumiyet almamış herkesi iade edilsinler. Yani görevlerine ve ya da kurumlara atacaklar tekrar. Eğer yargılamak sonucunda şey olmamışlarsa. Ama dediğim gibi doğru haklısın yani çok sıkıntılı bir şey. Benim hakkımda hiçbir şey açılmadı da. Yeah. Herhangi bir dava da yok. Yani diyor ki beraat edenlerin. Ben beraat edemem. Çünkü hakkımda dava yok. Anlatabiliyor muyum? Ben nasıl beraat edeceğim? Açılmış bir dava yok hakkımda şu anda. Yürüyen bir dava yok ondan sonra. Ama hem pasaportum el konmuş durumda hem görevimden atıldım. Alçakça. Bak, bu tabiri evet. Kullanıyorum. Alçakça. Hiç yani. Hocam, Vedat Hoca, sizin değerli meslektaşınız Vedat Demir her gün neredeyse Twitter'da paylaşıyor. Diyor ki Türkiye'de gece saygın bir akademisyen, gazeteci hatta Anayasa Mahkemesi üyesi olarak yattı. On binlerce insan sabah kendisini terörist olarak gördü bir listede. Yani bu rezaletle daha net bir tavır olmasını ama Anayasa Mahkemesi kendi elemanı da koruyamadı orada. O da ayrı bir sorun. Maalesef.
Ha mesela ya kamu bank. Ya kamu bankaları konusunda bak ne yine not aldığın şeyde. Kamu bankalarını artık Türkiye'de bir neşter bulmak lazım. Türkiye'deki rezaletin en yolsuzlukların çok büyük bölümü geliyor. Ucu kamu bankasına bağlanıyor. Mesela hem Halk Bankası'na, iki banka yani. Halk Bankası, Ziraat Bankası ağırlıklı olarak. Vakıflar Bankası'nın ayrı bir statüsü var. Exim Bank gibi bankalar olacak o şartı varsa kamu bankası diye bakılmıyor. Kamu bankaları ama sonuçta özel görevleri var onların. Şimdi bunların hepsinin kendi şeyleri var, kanunları var. Bu esas kanun diye bir şeyleri var. Ondan sonra burada bir madde var. Deniyor ki işte görevler veriliyor. Sen tarıma destek veriyorsun. Sen şu kestopa destek veriyorsun. Ama iki esas şeyleri metninde de kanun metninde ikisinin de diğer bakanlar yaptıkları ticari işlerini yapabilirler diyor. Bu maddeyi kaldıracaksın. Yani şimdi bu madde olmazsa neydi o CNN hürriyet mürriyet işte orası. Değil mi işte Doğan grubu bir milyar dolar kredi alabilir miydi şeyden Ziraat Bankası'ndan? Sabah da öyle oldu. Kamu bankasından para aktarıyor adama, diyor ki git al sonra da bana ver diyor, ben idare edeyim. Yolsuzluğun da dibi yani. O zaman sormak lazım Demirören'e. Sen niye bu krediyi gidip de Vakıflar Bankası'ndan almadın? Pardon özür diliyorum. Neden? Evet yani şeyden Garanti Bankası'ndan yapı krediden almadın da gittin Ziraat'tan aldın. Kardeşim ne vardı Ziraat'ta? Sana ne yani rekabetçi bir piyasada sana ne vaat etti de bunu aldın? Evet. Hocam kamu bankaları ile ilgili altını çizdiğiniz nokta çok önemli. Gerçekten bu sadece ekonomik bir yolsuzluk ve hırsızlık değil. Başka yolsuzlukların ve başka rezaletlerin de kaynağı oluyor. İşte dediğiniz gibi medya kontrolünü ele geçirmesinde kamu bankaları kullanıldı. Hem Sabah olayında hem de daha sonra o Demirören grubunun Doğan grubunu ele geçirmesinde. Onlar ne oluyor sonra? Devletin, milletin sırtı aslında. Kamu bankası milletin parası demek değil mi? Milletin parasıyla saray bu kadar medyayı kontrol altına almış oluyor. İşte herkes de izliyor. Orada ne kadar gazeteci, ne kadar haberci. Ben yolsuzluk boyutuna da bakmıyorum artık. Yani o yolsuzluğa yargılanmalı mutlaka. Yani kamu bankalarının görevi bakanlığa da verilebilir. Çünkü doğru hedefler. Ziraat Bankası kanununda tarımın desteklenmesi yazıyor. Doğru. Ama tarımın desteğini Tarım Bakanlığı da yapabilir. Bu, yani üstelik bunu Tarım Bakanlığı üzerinden yaparsan o harcamalar Sayıştay denetimine tabi olur. Şimdi bankayı tabii o da banka da Sayıştay denetimine tabi kamu bankaları ama öyle daha farklı usullerle bağlı. Dolayısıyla mesela küçük esnafı desteklemek lazım mı? Evet, desteklemek lazım. Yani bir halk bankası gerekiyor mu? Hayır. Bunu da bir esnaf bakanlığı kurarak, yani küçük işletmeler bakanlığı kurulabilir. Yani eskiden vardı, CHP'li müdürü açmıştı ondan sonra. BOSGEB falan vardı, onlar üzerinden yapılabilir belki. Yapılabilir tabii, bütün bunlar yani ama evet. Ne olacak, bir kamu idaresi üzerinden yapacaksın bunu ki, yani bir banka üzerinden olmaz. Evet. Ben şunu soracağım hocam en son. Şimdi bazı konular var, değinilmemiş. Mesela Türkiye'nin kangre olmuş konusu Kürt meselesine değinilmiyor. Muhalefetin bu metninde. Alevi meselesine değinilmiyor. Diyanet meselesine değinilmemiş. Bunlar bir zaaf değil mi? Bir eksiklik değil mi sizce? Çok büyük eksiklik. Yani benim böyle çok keskin şeylerim vardır. Anayasanın ikinci maddesine yazan dört ilkeyi çok benimserim. Demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve sosyal devlet. Benim için çok aziz dört şeydir bu. Ama bir görüşüm daha vardır. Bir ülkenin anayasasında Milli Güvenlik Kurulu varsa orada demokrasi yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı varsa orada laiklik yoktur. Dolayısıyla yani çok net. Bu kadar net koyuyorum şeyi. Dolayısıyla dolayısıyla çok eksiklik var ama dediğim gibi bütün bu eksikliklere hatta yanlışlara rağmen yine de çok büyük bir emek ürünüdür bu. Saygı duyuyorum ve inşallah da böyle bir hükümet programımız olur diyorum. Bütün eksiklerin yanlışlara rağmen. Bu eksiklerden dolayı Selahattin Demirtaş'ın hapisteki HDP eski lideri önemli bir eleştirisi var. Diyor ki ben de saygı duyuyorum diyor. Sizin dediğiniz gibi bu emeğe, fakat yeni bir demokratik devlet mimarisi vaat etmiyor. Var olan otoriter devlet düzenliyor demiş. Yani belki biraz kantarın topuzunu kaçırmışım biliyorum ama sağlam bir eleştirisi var. Bunu muhalefetin altılı masanın dikkate almasını umarım. Hocam son bu enflasyon 2 yılda tek haneye inecek.
5 yılda milli geliri 2 kat artıracağız. Bu vaatleri gerçekleştirme Yapılabilir. imkanı Yapılabilir. yapılabilir mi Yapıla diyorsun? yapılabilir. Gerçek bir hukuk devleti kurarsan yapılabilir. Evet, Gerçek bir yani hukuk Türkiye bunu. devleti, gerçek bir hukuk devleti ve bağımsız bir Merkez Bankası ile bu yapılabilir. Evet. Eser Hocam, ortak mutabakat metnini muhalefetin değerlendirdik. Değerli görüşleriniz eşliğinde gündemi biraz konuşmaya çalıştık. İnternetin azizliğine uğradık ama çok Bu kadar teşekkür olur. ediyorum. Ben Çok 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 teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Değerli vaktiniz için. Değerli izleyiciler, Sana çok teşekkür sizlere de ediyorum. Bir de yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. evet, çok çok sağ olun. Değerli izleyiciler, size de çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında buluşmak üzere. Destekleriniz için çok minnettarız. Like'larınız, yorumlarınız bize yol gösteriyor, moral veriyor. Bu badireyi, sıkıntılı dönemi hep beraber aşacağız. Bardağın dolu taraflarına biraz bakmaya çalışıyorum. Benim biraz tabiatım biraz böyle herhalde. Ama boş taraflarını da görmezden gelmiyoruz. Eser Hoca da dikkat çekti. Dilerim 14 Mayıs'a doğru iyiler kazanır, hukuk kazanır, demokrasi kazanır ve Türkiye normal bir ülke haline gelir. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın hepinize.